باب الرجل ينفي حمل امرأته en yekûne minhu. Bir adam ailesinin hemlini kendisinden inkar ediyor ki bu hamil benden değildir. Bu olur mu, olmaz mı? Evvela buradan başlıyor. Hâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki zehebe kavmun, bir takım cemaat sahibi oldular. İlâ enner racüle, bir adam izâ nefa hamlem ra'etihi, ailesinin hamlinin kendisinden olduğunu nefh ederse, en yekûne kendisinden değil, bunu nefh ederse la'anel kâdi, kâdi mülâane yapar, beyneha, o kadın ile ve beynehu, adam arasında bizâlikel hamil ve hamil yapar. İmam Ebu Yusuf bir şeyde böyle dedi. Ve ebânel mer'ete min zevciha, zevcünden de kadın banır. Yani kat'i surette ayrılmış olur. Bir daha onu da alınmaz. Şimdi ihtilaflı şey şu. Kadın hamile. Karın şiş ama acaba bu karındaki çocuk mu? Başka bir şey mi? Hastalık mı? Şimdi ulemanın bir kısmı diyor ki işte tabi kadının karnı şiş oldu mu bu demek hamiledir. Adam da bu benden çocuk değildir, başkasından almıştır diye kadıya müracaat eder, mülahane ederler. Fakat diğer alimler diyorlar ki belli olmaz ki. Meçhul bir şey, karındaki çocuk mu değil mi? Hemlinen mülahane olmaz. Ya o meydana gelir çocuk, ondan sonra mülahane olur. Doktorlar anlamıyor mu şimdi acaba? Anlarlar. Fakat doktor aletine bakacak. Alette delil olur mu olmaz mı o da başka mesele. O vakitte o ince aletler yoktu. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِحَد۪يسٍ Bunlar bir hadisle delil getirdiler ki يُحَدِّسُوا عَبَدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنِ الْعَمَشْ اَنِ اِبْرَاهِيمَ اَنَ الْقَمَةَ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا عَنَ بِالْحَمْلِ Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyorlar ki bir hadise oldu, bir adam geldi. Ya Resulallah bu kadın hamiledir, bu hamil benden değildir dedi. Peygamber Efendimiz de aralarında mülahane yaptırdığı kadından kocayı ayırdı diye bir hadis rivayet ediyorlar. Fakat kan Ebu Yusuf rahimehullah, İmam Ebu Yusuf oldu, kâle bihâzel kavlu merreten, bazen bunu söylerdi, böyle hüküm verirdi. وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُرِ مِنْ قَوْلِهِ Fakat İmam Ebu Yusuf'un meşhur olan kavli bu değildir. Yani bunu demişse de sonradan dönmüş. İmam Ebu Yusuf da bu kavlden dönmüş, hemline mülahane olmaz. Hemil ne vakitte meydana gelir, çocuk meydana gelirse o adama sorarlar, bu çocuk senden mi değil mi? Benden derse zaten nesep sabit olur, mülahaneye gitmezler. Yok benden değildir derse bu vakitte mülahane olur. 4 defa o diyecek ki eşhedü billah enni mine's-sâdikin inni de mine's-sâdikin 5. de lanetullah aleyh imkâne minel-kâzib diye ona mülahane derler. Ondan sonra kadın getirirler. Kadın da böyle mülahane yapar. 4 defa şehadet eder. 5. de lanet okur. Ondan sonra kadı aralarını tefrik eder. O çocuk o kadından nesebi sabit olur fakat o adamdan sabit olmaz. O çocuk o kadına miras alır. Çocuk olursa anası alır. Fakat o erkekinin hiçbir alakası yok. Ve hâlefen fî zâlike âkharûn. Başkaları bu meselede bu birinci kavle muhalif oldular. Fekâle dediler ki lâ yulâ'anû bihamlin. Hamille mülâne olmaz. لَأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ حَمْلًا Caiz ki hamil olmaya. لَأَنَّ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ Kadından zahir olan مِمَّا يُتَوَهَّمُ بِهِ أَنَّهَا حَامِلٌ Onun hamil olduğu vehm olunur, bazen olur ki لَيْسَ يُعْلَمُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى حَقِيقَةٍ Hakikaten o hamil olduğu belli olmaz. اِنَّمَا هُوَ تَوَهُمٌ Bu bir vehimdir. فَنَفْيُ الْمُتَوَهِّمِ فَنَفْيُ الْمُتَوَهَّمْ Tevehhüm olunan şeyi nefyetmek لَا يُوْجِبُ الْلِعَانِ Li'anı mucib değildir. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ هُولَ Bu ikinci mezhebe zahip olanların hüccetindendir. Birinci mezheb aleyhine اَنَّ الْحَد۪يثَ الَّذ۪ي اَحْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ Birinci mezhep sahibinin Leri bir hadis getirdiler ya, Abdullah bin Mesud'dan bir hadis. Dediler ki sizin bu delil getirmiş olduğunuz hadis, hadisun muhtasarun, muhtasar bir hadistir. İhtasarehu, onu ihtisar etti. Ellezî revâhu, o hadisi rivayet eden, bu hadisi ihtisar etti. Fegalita fihi, bunda galat etti. Hadis uzun, hadis böyle değil. Onu birisi ihtisar etmiş, hadisi muhtasar söylemiş, ihtisar ederken de işi yanlış tutmuş, yanlış söylemiş. Evet. Şimdi hadisi uzunla diye getirecek. Ve innema asluhu, bunun aslı enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz la'ane beynehuma. Evet, adam ile erkek ile kadın arasında mülaane yaptırdı. Ve hiye hamilun, kadın hamileydi. Hamil üzerine mülaane etmediler. Zina üzerine mülaane ettiler. O vakit kadın da hamileydi. Fakat kadının hamile olmak dolayısıyla ravi zannetti ki hamil üzerine mülaane ettiler. Hamil üzerine değil. Şimdi hadisin tamamı geliyor. Hamilinin hiçbir alakası yok. Ama o kadınla koca bu mülaane yaparken kadın hamileymiş. Fakat mesele de hamile olup olmadığı mevzuun bahis değil. Zina. Evet, zina mevzuun bahis. فَذَٰلِكَ عِنْدَنَا لِعَانٌ بِالْقَسْفِ. Bu Abdullah bin Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis bizim indimizde gazifle liandır. Yani adam gazfetti, kadına zina isnat etti. لَا لِعَانٌ بِنَفِي الْحَمْدِ. Yoksa hamil bendendir, değildir, bununla lian olmadı. Hemellezî revâhu, bu hadisi rivayet eden vehmettik enne zâlike li'anun bil hamd, bu hamd ile li'an oldu. Tahtaserel hadise kemâ zikr, bizim zikrettiğimiz gibi hadisi muhtasar söyler. Oysa hadisin aslı bu değil, yani galat etti o adam. Ve aslul hadisi fî zâlik, bu meselede hadisin asli maşhul bir hadistir ki kad haddesena Yezid ibn Sinan قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. Abdullah bin Mesud'dan Alkame rivayet ediyor ki قال buyurdular ki بينا نحن عشية في المسجد. Biz yatsı vakti, yani geceliğin, aşiye, akşam olur, yatsı olur, hepsine itlaki caiz. Biz Mescid-i Şerif'teydik. İz kâle racülü, bir adam dedi. İnne ahadena, bizden birimiz, ra'a gördü, me'am ra'atihi, kendi ailesiyle beraber, racülen, bir adam gitti ki bir yabancı bir adam kendi ailesiyle zina ediyor, bunu gördü. Fe'in katelehu, o adamı öldürürse, ailesinin yanına gitmiş ondan zina ettiğini gördüğünden öldürürse, kateltumuhu, adamı getirir ki sasan öldürürsünüz. Sen niye adamı öldürdün diye adamı öldürürsünüz. Ne yapacak? Ve in huve tekelleme celettumuhu. Yok yasa haber verse ki filan kes gitmiş, adamın ailesine musallat olmuş, zina ediyor söylerse 4 şahit isteyeceksiniz. 4 şahit getiremeyecek vakitte haddi gasif denilen 80 değnek vuracaksınız. Bu adam ne yapsın? Ve in huve sekete, sükut ederse sekete ala gayzi, gayz üzerine sükut edecek. Niye? Kendi ailesini fühüş halında gördü. Onu öldüremedi. Söylese kendisine kötek çekeceksiniz. O gayzine sükut edecek. Ne bunun çıkar yolu? Ve es'elenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Peygamber Efendimiz'den soracağım dedi. O gelip mescitte konuşan adam. Ensardan birisiydi. Fese'elehu, geldi Resulullah Efendimiz'e sordu ki ya Resulullah böyle olursa bu adam ne yapacak? Fekale ya Resulullah, dedi ki ya Resulullah inna ahadena ra'a me'amrati raculen, bir adam ailesiyle beraber bir yabancı adamı gördü. Fe'in katelehu kateltumuhu, onu öldürse siz onu kısasen öldürürsünüz. Ve in huve tekelleme, söylerse celettumuhu, siz ona haddi gazif olan 80 değneği vurursunuz. Ve in sekete, o adam sükut ederse sekete ala gayzi, gayz üzerine sükut edecek, yani istemeyerek sükut edecek. Allahümme hkum, ya Rabbi sen hükmünü beyan et. Böyle Resulullah Efendimiz'e söyledi. فَاُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ Onun üzerine li'an ayeti nazil oldu. Kale Abdullah, Abdullah bin Mesud diyor ki فَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ İşte o sual eden adam oldu. اَوَّلَ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ Bu meseleyle en evvela iptila olunan adam da o sual eden adam oldu. Yani onun ailesi birisiyle sevişti. Adam da gördü, geldim, eynen vaka kendi başında patladı. Adamın hatirinden geçen başına geldi. Bu adam kimmiş? Aşağıda gelen rivayetlere göre Ensar'dan Üveymir isminde birisi. Şimdi bu mesele hakkında üç zatın birisi olduğunda ihtilaf var. Bazıları Hilal İbni Ümeyye diyor, bazıları Üveymir diyor, bazıları Amir diyor. Fakat en çok Üveymir üzerinde duruyorlar. Yani o gelip sual eden Üveymir idi. Onun başında da bu mesele patladı. Evet. Haddesena Yezid, kâle haddesena Hakim İbn Seyf, kâle haddesena İsa ibn Yunus, enil A'meş, en İbrahim, en Alakameten Abdillah. Abdullah bin Mesud'dan rivayet eyledi. Kâme racülün fî mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Resulullah'ın mescidinde ayağı kalktı leyletel cüm'e, cüm'e gecesi. Hani aşiye dedi ya, geceliğin olmuş baka yukarı kendisi. Burada haftanın gününü de tayin eyledi. Bir cüm'e gecesi geldi. Fekale dedi ki, ashaba soruyor. Araeytum, siz görüyor musunuz? İn vecede racülün me'amretihi racülen. Bir adam kendi ailesiyle yabancı bir adamı zina eder, gördüğü halda görürse sümme zekere nehvu ve zadefi sonra yukarı kedis gibi zikretti. Şimdi bu adam gördü, onu öldürse vay sen adamı öldürdün, kısasen getirip adamı öldüreceksiniz. Söylerse vay sen temiz olan bir kadına zina isnat ettin, öyleyse seni haddi kasif tereddüt eder. Bu adam sükut etse, gözüyle gördü kendi ailesinin fövüş yaptığını, bu adam nasıl sükût edecek? Diye. Ve zâde fi bu ikinci rivayette ziyade eyledi ki ve kâle Abdullah. Abdullah bin Mesud dedi ki fektüliye bihi. O gelip de bu meseleyi soran adam bu meseleyle iptila olundu. Onun kendi başında geldi. Ve kendi başına patladı. Ve kâne racülen minel ensar. Bu adam ensardan bir adamdı. Câ ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldi artık mesele, o sual ettikten sonra başına geçti. Hakikaten ailesi birisiyle zina etti. O da geldi Resulullah Efendimiz'e haber verdi ki benim ailem filan kesiyle zina etti. Ne yapılacak? Ne olacak bu? Feda'ane imra'etehu. Mesele uzun da Abdullah bin Mesud ihtisar ediyor. Diyor ki nihayet li'an ayeti nazil oldu. Adam mülaane yaptı. Hani Cenab-ı Hak Hazretleri buyurur ki sizden biriniz ailesine bir şey yaparsa ve kendisinden başka da şahit yoksa 4 defa kendi şehadet edecek. Ondan sonra 5.de lanet okuyacak. Ondan sonra sıra kadına gelecek. Bu adam mülaane yaptı. فَلَمَّا أَخَزَتْ اِمْرَأَتَهُ تَلْتَعِينُ Sıra kadına geldi. Kadın da 4 defa eşhedü billahi innehu leminel kazibin dedi. 5.de vel hamisetun gadaballahu aleyha in kana mine's sadikin. Ona sıra gelince şahadetleri yaptı kadın, lanete gelince kâleleha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kadına dedi ki meh dur, sükût et. Yani lanete gitme. Şahadet ettin orada dur dedi. Femte'anet. Kadın laneti de üzerine aldı. Hatta Esad dediler ki artık bu kadın şimdi Allah'tan korktu, etraf etmedi. Laneti de okuduktan sonra felemma edberet. Kadın vaktaki döndü gitti. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki lealleha en teci'e bihi. Öyle zannediyorum ki bu kadın doğurur. Bihi karındaki hamli. Ne olduğu halde esvede siyah bir çocuk ceaden kıvırcık saçlı bir siyah çocuk doğurur. Yani zina ettiği adamın efsafını söyledi. Ben anlıyorum bu kadın zina etmiş ve bunun doğuracağı çocuk da zinadan almış olduğu çocuk. Onun alameti de zina eden adamın şeklini söyledi. Siyah ve kıvırcık saçlı. Fecaat bihi, kadın hakikaten çocuğu dünyaya getirdi. Esvede siyah, ca'den kıvırcık saçlı. Şimdi bu mesele mühim. Bunlar hesaptan. Hepsi hesaptan. O kadın da hesaptan. Daha Resulullah'ın yüzünü görmüş. O da sahabede. Eshabın başından bu vaka geçiyor. Eshab'dan bu vaka geçiyor. Sonra bunlar münafık de değil. Bunlar hakikaten iman etmiş kişiler. Fakat gaza-u kader. Gaza kader yazıldı mı dinlemez gelir, başa gelir. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? İn hiye illa fitnetük. Cenab-ı Hak yani gaza-u kader bir adamı fitne yapmasın. Haddesena Yezid, kâle haddesena el-Hasen ibn Ömer ibn Şakîk, kâle haddesena Cerir en-İl-Amr, ve zekere bi isnâdihim islehu. Evet, Yezid de bu hadis imami Tahaviye rivayet ediyor. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ حَدِيسِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي اللّٰهِ. İşte Le'an hakkında Abdullah bin Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis bu. Şimdi bu Le'an hamil üzerine mi oldu, gazif üzerine mi? Gazif üzerine oldu. O hadisi ihtisar eden ravilerden birisi hadisi ihtisar etmiş, onu da galat etmiş, hamil üzerine diyor. Oysa hamil üzerine değil. وَهُوَ لِعَانٌ بِكَسْفٍ. Bu li'andır. Neyle? Bi kasfin, kadına zina etmek, isnat etmekle ki kâne min zâlikerrecül, o adamdan oldu, limraatihi, kendi ailesine, ve hiye hamil. Fakat kadın da o vakitte hamileydi. Ama bu hamli mevzu bahsetmedi ki bu hamil bendendir, değildir, bunu demedi. La bihamliha, onun hamliyle li'an olmadı. Ve kad revâhu alâ zâlik eyda gayru ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'dan başkası da bu hadisi böyle rivayet eyledi. O da kim? Abdullah bin Abbas. Haddesena Rabi'ul Mâzinu kâle haddesena ibn Vehbin kâle akhbereni ibn Ebi Zinad an ebihi kâle haddesena al-Qasim ibn Muhammed an Abdullah bin Abbas enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas dediler ki Peygamber Efendimiz la'ane müla'ane yaptırdı beynel acilani, Aclani ile ve emraatihi, ailesi arasında, ve kânet hübla, ailesi de hamileydi. O Ensar'dan olan zat Aclan kabilesine mensubudi. Üveymir isminde Aclan kabilesinden idi. Bir de rivayet var Hilal ibn Ümeyye. Bunlar hepsi Aclan kabilesinden. Amir, Üveymir, Hilal ibn Ümeyye. Üçü de bir kabileden. Fakat bunların hangisi başında, hangisinin başında oldu? Muhtelif rivayetler var. Burada Hilal ibn Ümeyye'yi getiriyor. Fekale zevciha, kadının zevci dedi ki vallahi ma garabtuha münzu aferna. Biz hurmaları aşladıktan sonra ben bu kadına yaklaşmadım diyor. Vel afru afer en yuskan nehlu ba'den tetruke minessaki. En yuskan nehlu hurmaların suvarılmasıdır. Afer ba'den tetruke, sen onu terk ettikten sonra minessaki, sudan, ba'del abar, aşıladıktan sonra bir şehri. Hurmalar aşılarlar, yani erkek hurmanın çiçeğini alır, öteki dişi hurmanın çiçeğini getirir, o çiçekleri birbirine bağlarlar, buna aşı derler. O 2 ay geçer, 2 ay su vermezler hurmaya, 2 ay sonra su verirler. Diyor ki işte ben hurmaların bu afir meselesinden 2 ay sonraya kadar ben kadına yaklaşmadım diyor. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allahümme beyyin, ya Rabbi sen bu mesele hakkında vehiyindir, beyan et. Resulullah Efendimiz ne yapacağını o da şaşırdı. Çünkü mesele uzun geliyor ya. Fezamu enne zevcel merati, zöhmettiler ki bu kadının kocası kâne hamşes zira'ayni ve sâkeyni, kolları, bacakları inceydi, zayıfça. Ashebe şâreti, saçları kumral idi. Ashab demek kırmızı ile siyahın arasında kumral derler. Ve kâne rumiyet, o kadın da remyedildi. Bihi, bu meseleyle, evet, kim remyedildi? İbn-i Sehma, Şerik İbn-i Sehma denilen bir adam. Dedi ki ben Şerik İbn-i Sehma'yı benim ailemde gördüm dedi. Bu söyleyen adam. Ben yalancı değilim. Doğruyum. Bu adamla zina etti. Dedi. قَالَ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعَدًا. Kadın bir çocuk doğurdu, siyah ve kıvırcık saçlı. قَطَةً عَبْلَ الزِّرَاعَيْنِ Yani saçları kıvırcık, iyice kıvırcık. Kataten demek, bazıları da diyor, kıvırcığın güzel bir şekli. Able zira'in, kolları kalınca. Hadle sakin, baldırları kalın. Yani esas kadının kocasının kolları inceydi, bacakları da ince. Çocuk ona benzemedi. Çocuk, o zina eden adama benzedi. Kâlel Kasım fekâle ibn-i Şeddâd ibn-i Had Ya Ebu Abbas, Abdullah bin Abbas bunu söyleyince dedi ki Ehiyel mer'etülleti kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu şu kadın mıdır ki Peygamber Efendimiz dedi Levküntü racimen ber recmitmiş olsaydım bi gayri beyinetin delilsiz leracemtuha şu kadını recmederdim fakat beyine lazım beyinesiz recim caiz olsaydı şu kadını recmederdim bu o kadın mıydı dedi sordu فَقَالَ اِبْنَ عَبَّاسِ İbn Abbas dedi ki la o kadın değil o da başka وَلَاكِنْ تِلْكَ اَمْرَأَةٌ كَانَتْ o bir kadın idi ki oldu قَدْ اُعْلِنَتْ فِي الْاِسْلَامِ İslam'da ilan edildi o başka bu başka fakat o kadını ben bu hangisiymiş o kadın onun yerini bulamadım حَدَّسَنَ اِبْنُ مَرْزُقْ قَالَ حَدَّسَنَ اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَ الْمُغَيْرَةُ بِنْ عَبْدُ الرَّحْمَانَ اَنَبِ الزَّنَاتِ Enil Kasım an İbn Abbas an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. Yine Abdullah İbn Abbas'tan yine bu hadis-i şerif rivayet ediliyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Meryem kâle akberene ibn Ebi Zenâd kâle haddeseni Ebi. Enil Kasım ibn Muhammed haddesehu an İbn Abbas mislehu. Abdullah İbn Abbas'tan Kasım ibn Muhammed rivayetiyle de gayrennehu lem yezkür suali Abdullah İbn Şeddâd. Abdullah İbn-i Şeddad'ın bu sualini zikreylemedi ki şulan kadın bu mudur? Eğer beyinesiz rejmetseydim bu kadını rejmederdim diye sual sordu ya bu senette o yok. İlâhire adel hadis. Haddesene Ebu Bekrete kâle haddesene Ebu Asim kâle haddesene ibn-i Cüreyc kâle ahbereni Yahya ibn-i Sa'id anil Qasim ibn-i Muhammed an İbn Abbas enne racülen ca Abdullah bin Abbas diyor ki bir adam geldi. İlâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Fekâle dedi ki Mâ li ahdun bi ahli Benim aileme ahdim olmadı. Münzü aferinen nakle Hurmaları aşıladıktan sonra. Ben onun yanına varmadım. Fevecettü me'emrâeti racülen وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Gerisi de var. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ فَدُعِيَ هِلَالٌ Ayet-i Hilal nazil olduktan sonra Hilal ibn-i Ümeyye'yi Peygamber Efendimiz çağırdı. Dedi ki gel. Gel le'an et. فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Dört defa dedi ki Eşhedü billah ben doğru söylüyorum ya Resulallah. Ben yalan söylemiyorum. وَالْخَامِسَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Yani ya Resulallah gel ben yalancıysamsa Allah'ın laneti ben olsun. Allah. O bir yakayı kurtardı. Kâle sümme du'ayetül mer'at. Sonra kadını çağırdılar. Bu da Mescid-i Saadet'te oluyor, cemaatin içerisinde oluyor. Feşehidet erbe'a şehadatin billah innehu lemnel kâzibin. Dört defa dedi ki, ben Allah için şehadet ederim ki bu adam yalancıdır. Beni yalan isnat ediyor, iftira ediyor, yalancıdır diye. Dört defa şehadet etti. Felemmâ kâne indel hâmise. Vaktaki beşinciye geldi. İnne gadaballahi aleyha diyecek. Evet. Eğer o doğru olursa Allah'ın gadebi benim üzerime olsun diyecek. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki Kifûhâ bunu durdurunuz. Fe innehâ mucibe. Bu lanet üzerine aldı mı? Laneti mucibdir. Lanet gelir. Yani bu kadın belli yalancı. O ne demek istedi? Bu yalan yere şehadet ediyor. Şimdi beşinci laneti üzerine alacak. Bu laneti de aldı mı? Lanet gelir üzerine. قَالَتْ فَتَكَأْكَأَتْ Peygamber Efendimiz böyle dediği gibi kadının dili dolaştı. Şimdi beşinci lanet okuyacak okuyamadı. Kekeledi. hatta ma şekekna en setakirru. Evet, bunu rivayet eden adam diyor ki artık biz şüphe etmedik ki bu kadın ikrar edecek. Zina ikrar edecek. Sümme kâle. Kadın düşündü da şimdi. Sonra kadın dedi ki la ufattihu kavmi sairel yevm. Ben şimdi bu zinayı ikrar edersem kendi cemaatimi rezil rüsva edeceğim. Benim cemaatim yerin dibine geçecekler. Nas arasında rezil rüsva olacak. Yani kadın düşündü ki cemaatimi ben böyle rezalete sokuncaya kadar kendim rezil olayım dedi. Evet. Famadat alel yemin. Yemini verdi çıktı. Allah Allah. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dedi ki unzuru. Siz bakın bu doğurduğu çocuğa bakın. Doğuracağı çocuğa. Fe incaet bihi. Eğer o çocuğu doğurursa ebyede beyaz. Sipten. O da sipten elif olacak oraya. Saçları düz. Sipte şer olsa daha koymamış. Kadi'el ayneyni. Gözleri de çukurca, çukur gözlü derler. Yani gözleri biraz zayıfça olursa. Ki Hilal İbni Ümeyye'nin gözleri öyleymiş. Fahveli Hilal İbni Ümeyye. Bu Hilal İbni Ümeyye'dendir. Yani kendi kocasındandır. Ve incaet bihi ekhale. Yok. Bunu ekhal getirirse, siyah getirirse. Ciaden, kıvırcık saçlı hemşe sâgîn. Evet. Sâgî ince, ayakları ince. Feveli Şerik ibn Sehma. Şerik ibn Sehma'dandır. Kâle fecâet bi ekhele ciaden hemşe sâgîn. Kadın çocuğu doğurdu ki evet. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi zaninin evsafına benziyor. Siyah, kıvırcık saçlı. Evet. Yalnız hemşe sâgîn bu rivayette hemşe sâgîn diyor. Başka rivayetlerde yani ayakları ince, başka rivayette diyor ki ayakları yuva. Bu ihtilaflar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki levle ma sebeke min kitabillahi teâlâ. Allah-u Teala'nın kitabından sebket eden şey olmasaydı, yani bu li'an ayeti olmasaydı, kâne li ve lehâ şe'nun, benimle bu kadın arasında bir şan olurdu. Yani Cenab-ı Hak hükmü kez li'an olduktan sonra yalan doğru birisi Allah'a ait birbirinden ayrılır. Eğer bu ayeti kerime nazır olmasaydı li'an ayeti, ben bu kadını kolay kolay bırakmazdım yani. Aa, bu ravi diyor ki el-Kadi'ül Ayneyn. Kadi'ül Ayneyn ne demek? Tavîl-ü şe'ril Ayneyn. Gözlerinin kılları uzun. Leyse bi meftuhil Ayneyn. Gözleri öyle açık değil. Ona ne derler? Cücük göz. Yani gözleri küçük. Haddesena Ebu Bekre kâle haddesena Vehb ibn-i Cerir kâle haddesena Hişam-ı Muhammed an Enes ibn Malik enne Hilal ibn Ümeyye gazefen mra'atehu. Evet, ailesini gasfettiği, zina ile isnat ettiği bir Şerik ibn Sehma. Şerik ibn Sehma ile. Sehma anasının adı. Esas babası Abde. Fakat anasının ismiyle anılıyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki unzuruha. Siz o kadını doğuracağı çocuğa bakınız. Ve inca bihi abyada. Çocuğu beyaz getirirse. Sapten saçları düz. Katiyal ayneyn. Gözleri küçük. Fehveli Hilal İbni Ümeyye, Hilal İbni Ümeyye'dendir. Ve incaet bihi akale, yok siyah çocuk doğurursa, cihaden kıvırcık saçlı, hemşe sâgîn, ayakları ince, fehveli Şerik İbni Sehma, Şerik İbni Sehma'dandır. Fecaet bihi, kadın çocuğu getirdi, akale cihaden hemşe sâgîn, siyah kıvırcık saçlı, evet ayakları ince. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسد حاوى حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد السعدي أن عويمرا olsa daha güzel olur. Uveymir bu şeyin Ensar'dan bir zat ki şeyin de akrabası Hilal İbni Ümeyye'nin akrabası ki onlar hepsi bir kabileden. Cahil Asim İbni Adi. Asim İbni Adi'ye geldi. Fekale dedi ki erayte racülen veceden ma'amra'etihi racülen. ne görürsün bir adam kendi ailesiyle görse bir adam fakatelehun öldürse etektulunehu bihi siz bu adamı katil diye öldürür müsünüz? Selli ya Asim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asim'e dedi ki sen git Resulullah Efendimiz'den bunu sor. Bir adam ailesiyle yabancı bir adamı zina eder görse onu öldürürse onu tutar öldürürler mi? Yoksa kendi namusunda müdafaa ediyor diye bırakırlar mı? Feca Asim. Asim geldi. Fesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el meselete meseleyi sor. Ve abeha Peygamber Efendimiz onu ayıkladı. Yani Peygamber Efendimiz onun o ısrar etti sordu. Peygamber Efendimiz'e yaraz etti. Ennayet niçin bunları böyle soruyorsunuz dedi. Ve abeha Peygamber Efendimiz bu meseleyi sormasını ayıpladı. Fekal Üveymir. Üveymir dedi ki vallahi le atiyennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bunu muhtasar yazmış. Halbuki başka kitaplarda bu uzun. Mesele uzun da Asim-i Nedi diyor ki sen beni bir mühim meselesi için gönderdin. Ben gittim Resulullah'a sordum. Resulullah hiç hoşlanmadı. Niçin beni gönderdin bu mesele hakkında? Bu gibi şeylerde yani hoşuna gitmedi. Sen beni rezil kepaz etmek için mi gönderdin? Ömer razı olmadı. Dedi ki olur bu mesele olur ki vuku'a gelir. Ben gider Resulullah Efendimiz'e sorarım. Fakale dedi ki قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يكُمْ قُرْآنًا O gitti sordu. Burada çok muhtasar geçmiş İmam-ı Tahavi. Mesele uzun. Gitti sordu tekrar. Peygamber Efendimiz bu hoşlanmadı derken bu Le'an ayeti nazil oldu. Le'an ayeti nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki işte Cenab-ı Hak sizde Le'an ayetini inzal buyurdu. Bununla hükmedilecek. فَتَعَاهُمَا Ondan sonra bu mesele vuku buldu. Bu mesele vuku bulduktan sonra da onları çağırdı. فَتَلَعَنَا Onlar telaun ettiler. ثُمَّ قَالَ O Le'an'dan sonra o adam dedi ki Üveymir Kezibtu aleyha ya Resulallah in emsektu. Ben bu kadını tekrar alırsamsa ben o kadına yalan isnat etmiş olurum. Ben halbuki sözümde doğruyum. Almam dedi. Ondan sonra kadını terk etti. Fefarekaha kadından ayrıldı. Ve ma emerehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi firakaha. Kadın o kadından ayrıldı. Peygamber Efendimiz emretmedi. Fakat adam ayrıldı. Fecereti sünnetü sünnet cereyan etti, adet cereyan etti fil mütelâineyni iki telavün eden adam da sünnet böyle cereyan etti. Halbuki burada da İmam-ı Tahavi çok muhtasar geçmiş. Bu ayetle sabit, ayetle ayrılacağı ayetle sabit. Fakat sünnet ne de cereyan etti. Bu doğan çocuğu anasına isnat ederler, anasıyla çocuğu arasında miras cereyan eder, sünnet onunla cereyan etti. Bunu hiç beyan etmedi İmam-ı Tahavi. Ben bunu akşam bakarken bir türlü anlamadım. Evcezül Mesalik'e baktım. Evcezül Mesalik'te buldum. Meseleyi uzun uzadı izah ediyor. Buralarını çok muhtasar almış. Onun için ibare birden pat ortaya düşüyor. Başı yok, ayağı yok mübarek. İmam-ı Tahavi böyle yapmazdı ama nasıl olmuş böyle olmuş? Ayet-i kerimede öyle değil mi? Vel hamiseten gadaballahu aleyha. Oku gerisini. Ondan evvelki vellezine yermûne ezvâcem ve lem yekun lehum şuhedâ'u illâ enfusuhum feşehâdetu ahadihim erba'u şehâdâtin billâh innehu lemine s-sâdikîn vel hamisetu enne le'netallâhi aleyhi inkâne minel kâzibîn ve yedra'u anhel azâbe en teşhede erba'u şehâdâtin billâh innehu leminel kâzibîn وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ Gerisi? O gerisi. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ Ha o başka. Oraya işte. Evet. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اُنْظُرُوا Bakınız. فَاِنْجَاءَتْ بِهِ O çocuğu doğurursa ahmere, kırmızı, kasiren kısa boylu. Misle vahretin kırmızı bir şey gibi. Vahrede diyor ki fetilva vera mehmule düveybetün hamra kel kasadi tezakubiler. Yerde yürüyen kırmızı bir hayvanmış. Onun gibi yani. Fela arahu illa ve kad kezebe aleyha. O adam kadına iftira etmiş olur. Eğer böyle gelirse yani esas kocasına benziyor. Ve incaet bihi, eğer kadın onu doğurursa, eşceme a'yene zelye değil. Eşceme Allah-u alem eşceme olacak. Bunu da lügatta aradım, eşcemeyi bulamadım. Eşceme esasen gözyaşlı. Gözü yaşlı geliyor ama fakat eşhem etli o manaya geliyor. O daha o şey geliyor, düz geliyor. A'yene gözleri açık. Beyazı beyaz, siyahı siyah, açık gözlü. Zelyedeyn, el ayağı dolgun. Fela ahsibuhu, vakit de zannetmem illa vakat sadaka aleyha. Adam bu zinayı iftira etmekte doğru, iftira değil. Sözünde doğrudur. Çünkü Şerik İbn Sehma'ya benziyor. Kale buyurdu ki fecaet bihi alel emril mekruh. Kadın sevilmeyen bir şekilde geldi. Yani getirdiği çocuk Şerik İbn Sehma'ya benzedi. Fakat sebete bima zikrine, işte bizim bu zikrettiğimiz hadiste sabit oldu ki en la hüccete, delil olmadı. Fi şeyin, hiçbir şeyde, min zalik, bu hadisten, limen, bir kimseye ki yucibu, vacip kılar el laane laane bil hamle hamle. O birinci kavul sahipleri dedik ki hamli nefy edebilir. O sebepten de aralarında lan olur. Halbuki bu hadiste ona delalet yok ki bu hamil sebebiyle değil, gazip sebebiyle lan olur. Bu hadislerde hamil meselesi mevzuun bahis olmaz. Lian olduktan sonra çocuk doğacak da çocuğa bakacaklar. Çocuk kime benziyor? Bu adam o gazifte sadık mi değil mi? Hamil o cihetle zikrediliyor. Fein kâle kâilun, bir adam itiraz etse, dese ki feinne fî kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifin doğrucudur. İncaat bihi kezâ feveli zevcâ ve incaat bihi kezâ feveli filan. Şöyle gelirse kocasına benzer, esas şöyle gelirse zaniye benzer, bu sözün doğrucudur. Delilün, delil olucudur ki ennel hamle hamil huvel maksûdü ilih, kastedilen şey odur. Bil kasfi vel li'an. Kasfi li'an ile maksud işte odur, hamildir. Evet, buna delil olucudur derse fe cevabuna lehu, buna cevabımız bizarik bu meselede şudur ki ennel li'ane levkâne bil hamli, li'an hamille olsaydı izen bu takdirde lekâne müntefiyen mine zevç, zevçte müntefi olurdu. Gayre lahikin bihi, zevce lahik olmazdı. Evet, eşbehehu evlem yüşbihu, İster ona benzesin, ister benzemesin. Hamil benden dediği gibi mesele hallolur, çıkar giderdi. Halbuki bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer benzerse o adam iftira etmiş, kadın doğrudur. Çocuk kendisinde. Yok kendisine benzemez de zaniye benzerse vakit ondan değildir. Halbuki sen dediğin gibi bu hamil benden değildir deseydi, kendisine benzese de benzemese de o adamdan nesep sabit olmaz. Çünkü hamle inkar ediyor, bu hamil benden değildir. Halbuki Peygamber Efendimiz bak ne diyor? Demek ki hamil meselesi yok. Bu gazif meselesi var. Zina meselesi. Ala tera, görmez misin ki ennehu kadın levkânet vada'atü, eğer o çocuğu doğursaydı keblen yaksifeha, bu gaziften evvel, zina isnat etmesinden evvel çocuğu doğursaydı fenefa veledeha, o adam da bu çocuk benden değildir deseydi ve kâne eşbehen nâsi bihi, kendisine de çocuk benzeseydi, naslansa kendisine babasına benzeseydi ennehu yulâinu beynehuma, o adam ikisinin arasında mülâin olunurdu, ennehu yulâinu beynehuma ve yuferreku beynehuma, aralarında gene tefrik olurdu ve yazemül veledü ümmehu, çocuk da anasına ilzam edilirdi. وَلَا يَلْحَقُ بِالْمُلَاعِنِ Mülâine de lahik olmaz dedi. Şüphetin bihi, bir onda bir şüphe olduğundan dolayı. Yahut da لِشَبَهِهِ bihi, ona benzediğinden dolayı. Şüphe değil, لِشَبَهِهِ. Yani farz et ki diyor o adam çocuğu doğduktan sonra bu çocuk benden değildir. Çocuğa da baktılar, çocuk babasına benziyor. Babasına benzese bile o adam benden değildir dese o vakitte gene aralarında li'an olur. Li'an olduğu gibi babasından sabit olmazdı. Anasından sabit olurdu. Çocuk anasını izam edilirdi. Halbuki bak bu böyle de olmadı. Peygamber Efendimiz gazfin doğru olup olmadığını ispat için şöyle derse babasına benzerse bu adam yalancıdır, bu kadın zina etmemiştir, sözünde yalancıdır. Yok, zaniye benzerse sözünde doğrudur. Peygamber Efendimiz'in şeysinde, emrinde bu var. فَلَمَّا كَانَ الشَّبَهُ لَا يَتِبُ بِهِ سُبُوتُ نَسَبٍ Çocuğun kendisine benzemesi nesebin subutunu vacip kılmaz. Benzer ama adam nefy ederse gene nefy olur. وَلَا يَجِبُ بَعَدَمِهِ اِنْتِفَاوُ نَسَبٍ Çocuk kendisine benzemiyor diye bu çocuk benden değildir dese çocuk kendisinde nefy olunmaz. Kadın bir çocuk getirdi, adamın kendisi beyaz, çocuk siyah. Bu benden değildir dese çocuk ondan değildir mi diyeceğiz? Yok, gene ondandır. Ama benzemiyor, benzemesin. Şebeh delil olmaz. Benzemek delil olmaz. Ve kâne fil hadîsillezî zükir. Dedi ki, şimdi esas mesele bir adamın ailesi başka birisinden hamile olursa, adam da bu hamil benden dolayı benden değildir derse, aralarında li'an olur mu olmaz mı? Bir kavle göre olur, fakat esas bizim Hanefi mezhebine göre hamilde li'an olmaz. Çünkü bunun muhakkak acaba hamil midir, değil midir, bir hastalık midir, neticesi meçhul. Li'an yani. Li'an, li'an ediyorlar ya, birbirlerine 4 defa şehadet ediyor, 5.'sinde lanet okuyor. O vakit kadın da okuyor, aralarına hakim tefrik ediyor. Li'an, bu meşhur. Şimdi Hanefi de diyor ki, kadına zina isnat ederse, başka şahidi de yoksa kendisi 4 defa şehadet edecek, 5.'de de kendisine lanet okuyacak eğer yalancı ise, ondan sonra sıra kadına gelir. Kadın ikrar ederse had vurulur. İkrar etmezse o da 4 defa şehadet, 5.'de lanet okuyacak kendisine. Bu vakitte hakim aralarını ayırır. Şimdi hamilde li'an olmaz, gazifte olur. Esas dava bu. Şimdi öteki adam diyor ki hamilde olmaz diyorsunuz siz. Halbuki siz hadisi şerifi görmediniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hilal İbni Ümeyye ailesini ittiham etti. İttiham edince aleykümselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne buyurdu? Dedi ki eğer bu çocuk şu şekilde gelirse Hilal İbni Ümeyye dendir. Binaenaleyh Hilal İbni Ümeyye sözünde yalancıdır, kadın doğrudur. Yok, şu şekilde gelir, zaninin evsafını verdi. O şekilde gelirse Hilal İbni Ümeyye doğrudur, kadın yalancıdır. Demek ki bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste vasıfları, çocuğun vasıflarını söyleyince iş neye raci olur? Hamle raci olur. Demek ki esas mesele hamil, gazif meselesi değil. Çünkü Peygamber Efendimiz çocuk şöyle gelirse, babasından da şöyle gelirse yabancıdandır diyor. Yani delilleri de kuvvetli. Gerçi bizim imamlar diyorlar ki hamilde li'an olmaz ama fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hamilden hasıl olan çocuğun vesfini niye Peygamber Efendimiz söylüyor? Öyleyse buna cevap verin diyor. فَجَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ Bu meselede o adama cevabımız اَنَّ الْلَعَانَ لَوْ كَانَ بِالْحَمْلِ Eğer hamil sebebiyle li'an olsaydı اِذَنْ o takdirde لَكَانَ مُنْتَفِيَ مِنَ الزَّوْجِ Zevçten müntefi olurdu o çocuk. غَيْرَ لَاحِقٍ بِهِ Ona lahik olmazdı eğer hamilde li'an ederse ki bu hamil benden değildir. Bu çocuk benden değildir. Binaenaleyh çocuk dünyaya geldiği vakitte o adam nefyetti. Nesep ondan sabit olmaz. Öyle olmaması lazım. Evet. غَيْرَ لَاحِقٍ بِهِ Babasına, zevce lahik olmaz. اَشَبِهَهُ اَوْلَمْ يُشْبِهُ اَشْبَهَهُ اَوْلَمْ يُشْبِهُ O çocuk ister ona benzesin, ister benzemesin. Ona lahik olmaz. اَلَا تَرَى Sen görmez misin ki اَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَضَعَتْهُ O kadın o çocuğu doğursaydı, قَبْلَاِنْ يَقْزِفَهَا Kocası ona zina isnat etmezden evvel doğursaydı. فَنَفَا وَلَدَهَا Çocuk dünyaya geldikten sonra adam nefyetse, bu çocuk benden değildir dese. وَكَانَ اَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ Çocuğa da baktılar, babasına benziyor. Ama diyor ki la benden değildir. Babasına benzediği halde, evet. benden değildir dese ennehu yula'anu beynehuma, gene aralarında mülane olur. Ya işte çocuk sana benziyor, bana benzese bile ben kabul etmiyorum diyor, benden değildir dese kadınla koca arasında le'an olur mu olmaz mı? Olur. Ve yufarraku beynehuma, araları tefrik edilir. Ve yelzemul veledu ummehu, çocuk da anasına mülzem olur. Mülzemi de olur. Mülzem hakim tarafından ilzam edilir. Yani nesep anasından sabit olur. Ve la yelhaku bil müla'in, lanet eden babasını ilhak edilmez. Li şebehihi bihi, babasına benzediğinden dolayı bu senin çocuğundur denilmez. Ya adam lian ediyor, benden değildir diyor. Demek ki bak burada cevapta diyor ki çocuğun babasına benzemesi lianı ortadan kaldırmıyor. Çocuk kendisine benzese bile adam illa benden değildir dedi mi lian olur. Lian olduğu gibi o babadan sabit olmaz, anasını ilhak eder. Demek ki benzemek delil olmuyor. Mesela bu, cevabı bu. Benzemek delil olmuyor. فَلَمَّا كَانَ الشَّبَهُ, vaktaki şebeh benzemek oldu. لَا يَتِبُ بِهِ سُبُوتُ نَسَبٍ, nesebin sübuti benzemekle vacip olmaz oldu. وَلَا يَتِبُ بِعَدَمِهِ, benzememekle de vacip olmaz. Ne intifa-ı nesebin, nesebin müntefi olması da benzemedi diye bu adamın çocuğu değildir de diyemezsin. Benzedi illa senin çocuğu, bu delil olmadığı gibi çocuk babasına benzemese bu senin çocuğun değildir, onu da diyemezsin. Olur ya, benzemez, dedesine benzer. Vaktiyle Araplardan birisinin çocuğu siyah gelir. Şaşırmış, karısını ittiham etmiş, sen köleğine möleğine mi düştün kalktın? İşte daha cahiliye zamanında olmuş. Gitmişler, kahinlere tanışmışlar. Kahin demiş ki sabredin demiş. O adama sormuş, sen baban evsafını biliyor musun? Evet, şu şekilde, deden evsafını. Dedesi siyahmış, yahut dedesinin dedesi siyahmış. O kahin hükmü diyor ki bu ta dedesinin dedesinden gelmiş bu siyahlık. Kadın hain değil. Yani irk dessastır, çeker. Öyleyse benzemeklik, benzememeklik delil değil. Ve kâne fil hadisi lezî zekerna, bizim zikreylemiş olduğumuz hadisi şerifte oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber Efendimiz buyurdular İncaet bihi keza fahverillezî la'anha, şu vesifte gelirse müla'in olan kadının asıl kocasındandır. Evet, dellezalik, bu delalet ettik ennehu lem yekunil li'anu, li'an olmadı nafiyen lehu, onu nefyedici olmadı. Yani aralarında li'an olduğundan dolayı çocuk babasından değildir, bunu da diyemezsin. Li'an etti adam, illa benden değildir dedi ama çocuk eğer babasına benzemişse nesep ondan sabit oluyor. لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَافِيًا لَهُ, eğer onu nefyedici olsaydı اِذَنْ لَمَا كَانَ شَبَهُهُ بِهِ دَلِيلًا, ona çocuğun babasına benzemesi delil olmazdı ki لَاَنَّهُ مِنْهُ, ondandır. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki lean ettikleri halde çocuk şöyle gelirse babasındandır. وَلَا بُعْدُ شَبَهِهِ اِيَّهُ, o çocuğun babasına benzemekliğinin uzak olması da olmadı. Delilen delil olmadı ki onun gayrihi gayrisindendir. Bu da delil olmadı. Ve kad kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Şimdi delil getiriyor. Benzemeklik delil değildir. Buna bir misal veriyor. Bir e'râbi geldi. Ellezî se'alehu, Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekâle, bu dedi ki innemra'eti veledet ulâmen esved. Ya Resulallah dedi, benim ailem bir siyah çocuk doğurdu. Adam siyah değil, ailesi de siyah değil. Çocuğun siyah gelmesinden adam şüphelendi, kabul etmiyor. Burada Peygamber Efendimiz buyurdu. Neyi? Ma haddesena Yunus. Kâle haddesena ibn Vehbin. Kâle ahbereni Yunus. An ibn Şehabin. An Ebi Selamete ibn Abdurrahman. An Ebi Hurayrete enne Arabiyen eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekal. İnnemraeti veledet gulamen esved. Bir Arabi bedevi geldi. Ya Resulallah, benim ailem bir siyah çocuk doğurdu dedi. Ve inni enkertuhu, ben de bunu inkar ettim ki bu bana benzemiyor. Sen beyaz, ben beyaz, arada çocuk siyah geldi. Öyleyse demek ki sen başka bir siyah köleyle zina ettin. Çocuk ondan oldu. Bedevi böyle iddiam ettik ailesini. Fekale lehu, Peygamber Efendimiz ona dedi ki helleke min ibilin senin develerin var mı dedi. Bedeviye. Kale ne'em, evet ya Resulullah develerim var dedi. Kale ma elvanuha, develerin rengi nedir? Kale humrun, humur, kırmızı develer. Kale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki hel fiha min evrak, burada kırmızıların, kırmızılığa siyah karışmış, siyahımsı kırmızıyla siyahın karışığı devede var mı? Evrak derler ona. Kale inne fiha leburkan, ya Resulullah o da var. Sade develer kırmızı ama bir de var ki siyahı mavi. Onlar da var. Kale fe enna tera zalike caaha, bu siyahlık onlara nereden geldi? Senin develerin hepsi kırmızı. Bu siyahlık nereden geldi? Kale ya Resulallah irkun nezâha. Demek o onun cinsinde, ana tarafından, baba tarafından cinsinde bir siyahlık varmış. İrk çekmiş. İrka çekmiş. Irkun nezâha. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu en evvela temhid etti ki o bedeviyi anlata. O develere kırmızılık nereden geliyor? Nesilden geliyor. Öyleyse قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ, umulur ki bu çocuğun siyah gelmesi de sizin aba ve ecdadınızdan yahut kadının aba ve ecdadından bir köle var, siyah var da ayrık ona çekmiş olur. Kadını niye itham ediyorsun dedi. Evet, meseleyi halletti. Adam da sükut etti, gitti. Haddesena Yunus, şimdi burada ne oldu? Demek ki benzemek, benzememek delil değil. Eğer o Arabi bana benzemiyor deseydi, Peygamber Efendimiz tamamdır bak sana benzemiyor, binaenaleyh sen doğrusan demedi. Olur, irk çekebilir. İlla hüküm delilinden olur, delilsiz olmaz. Benzemek de delil değil. Haddesena Yunus, اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Aynen bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus'la rivayet ediyor. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz oldu. لَمْ يُرَخِّسْ لَهُ, ona ruhsat vermedi. فِي نَفِيهِ, çocuğu nefide. لِبِعْدِ شَبَهِهِ مِنْهُ, kendisine benzemesi uzak olduğundan. Bedevi geldi dedi ki ben beyaz, o siyah. Bana benzemiyor. Madem benzemiyor, çocuk senden değildir dedi mi Resulullah? Yok, nefyetmedi. Çocuk senindir dedi. Ve kâne şebehu gayre delilin ala şeyin, benzemek de hiçbir şeyde delil olmaz. Bu buna benzedi diye delil olmaz. Sebete, sabit oldu ki enne cealen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kılması veledel müla'aneti, müla'anenin çocuğu, kadınla koca lâni derlerse arada çocuk varsa bunu Peygamber Efendimiz'in kılması min zevciha, o kadının kendi asıl kocasından kılması İncaet bihi ala şebehihi, eğer o kadın kocasına benzer çocuğu doğurduysa, evet bunu kılması, böyle kılması delilun, delildir ki ala enne li'ane li'an lem yekun, olmadı nefahu minhu, o çocuğu babasından nefyeder olmadı. Yani şu halde kadın koca ikisi mülâne yapsalar, çocuk da babasına benzese, yok, babasına ispat edilir. Bu çocuk bundandır denilir. Evet. Fakat sebete bima zekerna, öyleyse bizim bu zikrettiğimizle sabit oldu. Fesadu ma şul bir hükmü fesadı ki ihtecce bih, anında ihticac etti. Ellezine yaravne li'ane bilhamd. Li'an hamil vasıtasıyla olur diyenlere, evet, diyenlerin sözünün fesade meydana çıktığı, hamil sebebiyle li'an olmaz. Gene ile gezip dört şahidi getiremezse kendi dört defa şehadet edecek. Beşincide de kendisine lanet okuyacak. Ona mülâne diyorlar. Zaten dört şahidi getirirlerse mesele tamam, mülâneye lüzum yok. Yok, dört şahitten aciz ise, kendisi de yakinen biliyorsa dört defa şehadet edecek. Beşincide de kendi lanet okuyacak. Sıra kadına gelecek. Kadın ikrar ederse haz vurulur, yok o da li'an yaparsa aralarını hakim tefrik eder. Kaldı çocuk meselesi. Çocuk kimi ispat edilecek? Bu li'andan sonra eğer kocasına benzerse kocasından ispat edilir. Kocasına benzemezse zaniden ispat edilir. Hilal İbni Ümeyye'de zaniye benzediğinden dolayı çocuğu anasını isnat ettiler. Ona da İbn Şürek dediler. Hatta bir rivayete göre çocuk tezden öldü. Bir rivayete göre o çocuk büyüdü, kumandan oldu, harflerde bulundu. وَفِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ اُخْرَى Bunda başka bir delil daha vardır. وَهِيَ اَنَّ فِي حَد۪يسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Sehl ibn Sa'd'in hadisinde olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gale buyurdu ki "Unzuruha siz mühlet verin. Bırakın, bakın. Fe incaat bihi keza şu şekilde gelirse fela arahu. Ben onu zannetmiyorum o şekilde geleceğini illa vakat kezebe aleyha. Adam o kadın üzerine iftira etmiştir ama zannetmem. Yani bu çocuk asıl kocasına Hilal İbni Ümeyye'ye benzer bir şekilde gelirse ki bunu da zannetmem diyor. Yani gelmez. Bu vakitte Hilal İbni Ümeyye yalancıdır. Evet. Ve in caet bihi keda yok şu şekilde gelirse yani zaniye benzer gelirse ki fela arahu illa ve kad sadaka aleyh. Ben onu zannetmem illa adam doğru söylemiştir. فَكَانَ ذَٰلِكَ الْقَوْلِ İşte bu hadisteki bu kavil oldu min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le ala zanni zan üzerine oldu Peygamber Efendimiz öyle mi gelir böyle mi gelir onu da ben zannetmiyorum diyor bak zannine söylüyor la alel yakin yakın üzerine değil ve zalike bu mimma kaddelle izâ delalet eden şeylerdendir ki ennehu lem yekun minhu cera fil haml hükmün asla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kadının hamli hakkında bir hüküm cereyan etmemişti. Ya gazifte cereyan etmiştir. Fesebete fesadu kavlu men zehebe ile li'ani bil haml. Hamille li'an olur diyenlerin sözü fesade gittiği sabit oldu. Ve innema ihtececna bihi bununla bir ihticac ettik. Limen zehebe ila hilafihi bu meselenin hilafına sahip olanlar yani hamille li'an olmaz gazifli olur fi evvel hazel babın evvelinde onlar da kimden mimmen ebel li'ane bil hamli li'an o ikinciden fazla hamli li'andan iba edin biz bunları delil getirdik ki hamil sebebiyle li'an olmaz adam gelse dese ki bu kadın hamile bu hamil benden değil öyleyse gel li'ana gelin yok li'an olmaz zina isnat edersen li'an olur yoktur. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Muhammedin ve kavlu Ebi Yusuf el-meşhur. Evet. İşte bu üç imamın kavli ve Ebu Yusuf'un da meşhur kavli budur.